Başından bir dizi hata ve pişmanlıkla dolu olaylar geçen Pinokyo, artık dürüst, cesur ve özverili olduğunu kanıtladığında Mavi Peri tarafından masalın sonunda gerçek bir çocuğa dönüştürülür. Fakat şu bir gerçek ki, insanların dünyasına geçiş yapan bu küçük çocuğun hikayesi devam etse ve yetişkinliğe ulaşsaydı, beyaz yalanlarla dolu bir dünyaya tekrar geri dönüş yapacak, bizden birisi olacaktı. Belki de çocuklara bilerek ya da bilmeyerek doğruları söylemeyen gerçek Pinokyolar bizleriz. Her alanda olduğu gibi bazı bilimsel soruların basit ama tuzağa düşürücü kimi yanıtlarında onların dünyasını sanki yanlış inşa ediyor gibiyiz. Bu videoda her şeyin yapı taşı olan atomlar hakkında "Hadi canım" dedirten ama yanıtı "Evet canım" olan şeylere bakacağız. Ebeveynseniz çocuklarınızı çağırın. Özellikle onlara anlatacaklarım var. Ha bu arada, az önce her şeyin yapı taşı atom dedim ya, benim de burnum sanki azıcık daha uzadı. Gözümüzü dünyaya açtığımız anda ne olup bittiğini anlamaya çalışırken bitmeyen bir ışık seli retinamıza doluşmaya başlar. Işığın taşıdığı bilgileri yorumlayan beynimiz hepsini kategorilere ayırdıktan sonra işitme, dokunma, tatma, koklama duyularını devreye sokar. Beş duyu organımızdan en az birisiyle algılayabildiğimiz her şeyin maddesel bir formda olduğunu keşfetmeye başlarız. Her şey, peki bu nesneyi ikiye bölsek düşüncesiyle başlar ve bir noktada durmamız gerektiği, artık daha fazla bölünme olmayacağı öğretilir. Yolculuğun son durağı olan atom, evrendeki her şeyi oluşturandır. Gördüğümüz uçak, kokladığımız çiçek, dokunduğumuz toprak, sesini işittiğimiz yağmur. Fantastik bir mikroskop ile en derinlere bakabilseydik, tüm atomların orada olduğunu görebilirdik. Her şeyin yapı taşı atomdur diye öğretilen cümle, iddialı olmakla birlikte doğru değildir. Evrendeki çoğu şey atomlardan oluşur. Ama çoğu şeyden daha çok şey ise atomlardan oluşmaz. Kainat bunun örnekleriyle dolup taşmaktadır. Doğduğunuz anda sizi ilk vuran şey madde değildir mesela. Küçücük ciğerlerinize havayı çekmenizden epey önce teninize vuran ışık atomlardan oluşmamıştır. Güneş sistemimiz dışındaki galaktik ortamlardan ya da direkt güneşimizin kendisinden gelen ultra yüksek enerjili ve ışık hızına yakın hızlarla aklını yitirmişçesine dünyamıza gelen kozmik ışınlar da atomlardan oluşmaz. Dev cüsseli bir yıldız süpernova olarak patladığında o yıldızı ilk terk eden ve trilyonlarcasının derin uzaya yayıldığı nötrinoların da yapı taşı atomlar değildir. Evrendeki dört temel kuvvet olan kütle çekimi, elektromanyetizma, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetlere ait kuvvet taşıyıcıları da atomdan oluşmamıştır. Nötron yıldızları gibi hayranlık uyandıran göksel cisimler de sadece birkaç atom bulunmaktadır ama atomlardan oluşmamaktadır. Hele bir de başımızda kara bulutlar var ki sormayın. Bu neydiği belirsizlere karanlık madde ve karanlık enerji deniyor. Sadece ikisi birlikte evrenin %95'ini oluşturuyor ve evet bunlar da atomik değil. Artık parmak kaldırıp, "Hocam bir saniye, hayır, atom her şeyin değil, bazı şeylerin yapı taşıdır" diye düzeltmenizi yapabilirsiniz. Şu yaşıma geldim, atomların %99,999 blablablasının boş olduğu bilgisi benim için de gerçekten yeni bir haber. Hatırlıyorum da fen bilgisi öğretmenim sınıfta bunu söylediğinde dehşete düşmüştüm. Bir de üstüne demez mi? Atomlarımızdaki bu boşlukları çekip çıkarsak tüm insanlığı tek bir küp şekerine sığdırabiliriz diye. "Vay arkadaş" dedik hep birlikte. Ama işin aslının hiç de öyle olmadığını anladık. Kuantum denen garabetle tanıştığımızda. Gerçek boşluk aslında yok. Ne içimizde, ne dışımızda, ne en derin uzayda, ne de galaksi süper kümelerinin arasındaki büyük boşluklarda. Sahip olduğumuz en iyi teori olan kuantum alan teorisinde her şey bir alan kümesiyle başlar. Elektromanyetik alan, elektron alanı, kuark alanları, gluonlar, vektör bozonları, Higgs alanı hepsi etkileşime girerek enerji alışverişinde bulunur. Bu alanlar her yerde mevcuttur. Etkileşime girdiklerinde bazen uyarılmalar dediğimiz enerji birimleri kazanabilirler. Örneğin bir etkileşim sonucu olarak elektromanyetik alan foton dediğimiz bir enerji birimi kazanabilir. Bir atom da elektron alanı, kuark alanı, gluon alanı, elektromanyetik alan gibi bir dizi uyarımın belirli bir konfigürasyonda bir araya gelmesidir. Her ne zaman tahtaya atom diye güneş sistemi çizip gezegenleri de elektron olarak gösteriyoruz, işte o atom modelinde evet %99 boşluk vardır ama onu çizen öğretmenin burnu uzar da uzar. Ama siz evrende kuantum seviyesinde gerçek bir boşluk olmadığını biliyorsunuz ve öğretmeninizden izin alarak tahtadaki gezegenleri silin ve yerine sis bulutu yapın. Şimdi oldu. Ortadan aniden yok olan elektronlar, evrenin diğer ucundaki kuantum nesnesiyle anında etkileşime girmeler, Tim Burton dünyasından bir kedinin aynı anda hem ölü hem canlı olması, sistemi sürekli izlediğinde hiç değişmeyen ama gözünü ayırdığında harekete geçenler. Mantık dışı her ne varsa, atom altı seviyede gerçekleşen tuhaf binbir türlü şeyler. Birkaç bin atoma kadar bunlar gerçekleşiyor fakat daha büyük sistemlerde daha fazla sayıda atom içeren yapılarda
Mesela ben de bunlardan herhangi birisi olmuyor. Birdenbire kaybolup duvarın diğer tarafında belirmiyorum. Gözlemlenebilir kuantum etkileri günlük makroskopik nesnelerde genellikle meydana gelmez çünkü bunların bireysel atomları tutarlı bir durumda değildir. Fakat çok sayıda atomların oluşturduğu nesneler kuantum özellikleri sergilemezler demek doğru değil. Kuantum fiziğinin yasaları, halı sahada maç yaparken kaleye vurduğunuz topla da hala işlemektedir. Ancak işleyişi açık olmadığı için sistemin kuantum dışı olduğunu söyleriz. Lise fiziğinde öğrendiğimiz Newton yasaları ile yaptığımız hesaplamalarla, sistemin tüm dinamiklerini ve verilerini bildiğimiz bir top vuruşundaki kuantum hesaplamaları aynıdır. Aynıdır diye topun gidişi ile ilgili hesaplamaları kuantum mekaniği ile yapmaya kalkmayın, evrenin sonuna dek sistemi çözmekle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Daha elle tutulur bir şey isterseniz, kuantum etkilerini görebileceğiniz ciddi yapılar gerçekten vardır. Örneğin Güneş, kuantum tünellemeler kuantum alanlarında ortaya çıkan ve yok olan şeylerle doludur. Ya da mutlak sıfır noktasına yakın bir dereceye kadar soğutarak elde ettiğiniz sıvı helyum, kuantum özellikleri kazanarak bulunduğu kaptan kendi kendine dışarı sızıp, yerçekimini hiçe sayarak korku filmi gibi kabın kenarından yukarı doğru tırmanabilir. Benzer şekilde süper iletken nesneler, nötron yıldızları, kalıcı mıknatıslar kuantum özelliklerinin ortaya çıktığı büyük nesnelerdir. Artık öğretmeninize, "Şimdi hocam kuantum etkileri bende var ama içimde, adı bende saklı" diyebilirsiniz. Hiçbir bilim insanının atomun parçalandığı zaman ne olacağını bildiğini düşünmüyorum. Ciddiyim. Çünkü parçalanan şey atom değil, atom çekirdeğidir. Tek bir atom çekirdeğini parçalayın ve bum, büyük gümbürtüler, ortalık yıkıntı, toz, duman değil tabii ki. Tek bir atom çekirdeğini parçaladığınızda açığa çıkan enerjiyi 50 trilyonla çarpın, kumanda pilinin enerjisini ancak elde edersiniz. Yani bu patlama enerjisini ölçmek için hassas dedektörler lazım. Peki bir tane atom yerine binlerce atomu birden parçalasak olur mu? 33 bin civarında uranyum atomu çekirdeğini bölsek 1 joule'luk enerji elde ederiz. Yani 1 saniyelik 1 watt güç. Salonunuzdaki 60 wattlık ampulü sadece 1 saniyelik yakıp söndürmek için 2 milyon atom çekirdeğini bölmeniz gerekir. Nükleer patlama yaratmak istiyorsanız, mesela Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı etki gibi, 2 katrilyon trilyon atom çekirdeğini aynı anda ve saniyenin kesirleri süresinde parçalamalısınız. Üstelik tek bir atom çekirdeği ikiye bölündüğünde yüksek miktarda enerji açığa çıksaydı biz çoktan hapı yutmuştuk. Çünkü vücudumuzdaki potasyumun %0,01'i olan radyoaktif potasyum 40 izotopu ortalama birkaç dakikada bir bozulma yorar, enerjisini ortaya çıkarır. Şimdi o patladığında zannedilen enerjiyi içimize verseydi, değil mi, olmazdı yani. Sabah 08.15'te Hiroşima'nın 600 metre yukarısında patlayan atom bombasının yarattığı şok dalgası saatte 1000 kilometre hızla yayılmaya başladı. Yoluna çıkan insanları buharlaştırıp o anda ne yapıyorlar ise gölgelerini bulundukları sert zemine kalıcı olarak yansıttı. Günümüzde o gölgeler hiç dokunulmamış halde hala duruyor, unutmamak için. Peki gölgeler gerçek mi? Buna biraz bakalım. Belki binlerce insanın aynı anda yaşamını kaybettiği o dakikalarda insan bedenini buharlaştıracak kadar sıcaklığa ulaşmak aslında zor değil. Söz konusu olan şey nükleer bir bomba ise gayet makul. Fakat sorun, patlamanın meydana geldiği merkeze olan uzaklık. Tam bir buharlaşma merkeze çok yakın olmayı gerektiriyor. O uzaklık mesafesi de bombanın gücüne bağlı olarak değişiyor. 80 kilogramlık bir insanı tamamen buharlaştırmak için aşağı yukarı 3 gigajoule kadar bir enerji gerekiyor. Yani ortalama 700 kilogram TNT'ye eşdeğer bir şey. Hiroşima'ya atılan bombanın merkezi ise bu değerlerin çok daha ötesine geçiyor. Patlama enerjisinin bir kürenin yüzeyinde olduğunu varsayarsak, 1 kilotonluk bir bomba bir insanı yaklaşık 55 metrede buharlaştırır. 100 kilotonluk bomba 550 metre içindeki insanları, 1 megatonluk bomba 1,5 kilometre ve tarihin en yıkıcı etkisine sahip çar bombası ise 15 kilometreye kadar bedenleri buharlaştırma gücüne sahiptir. Yalnız burada atlanmaması gereken bir detay var. Fotoğraflarını gördüğünüz o gölgelerin sahibi insanların hiçbiri buharlaşmamıştı. Evet, hepsi hayatını kaybetti ama buharlaşıp gölge bırakarak değil. Sıcaklığın etkisiyle buharlaşan bir beden yok olmuştur. Gölge bırakamaz. Gölge kalıntısı için sert bir materyale ihtiyaç vardır. İnsanlara ait olmayan cansız nesne gölgeleri ise ön taraftaki nesnenin atlamadan gelen termal radyasyon emmesi sonucu oluşmuştur. Tıpkı bir atlet giyip güneş yanığının oluşması gibi. Bikini çizgisiyle aynı mantık. Çoğu zaman algıda zorlandığımızda, öğrendiklerimizin sınırlarını aşmaktansa yanlışı doğru olarak kabullenip bunu başkalarına aktarmanın en kolay yol olduğuna kanaat getiririz.
Daha da kötüsü bunun hakkında endişe duymaz, tabiri caizse kanıksarız. Anlattıklarım çok büyük meseleler değil. Belki bizim için değil. Fakat küçüklerin büyük düşünebilmesi için ara ara onlara doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsetmek, hayal güçlerinin sınırlarını kaldırmaya yardım edecek, üzerine inşa edecekleri diğer konuları daha rahat kavramalarına yardımcı olacaktır. Bu videoda anlattıklarım umarım hem o minik bedenlere hem de sizlere bir nebze olsun değer katmıştır. Video içerisinde anlattığım konularla bağlantılı daha önce yaptığım videoların linklerini açıklama bölümüne yazıyorum. Eğer izlemediyseniz onlara da bakmanızı öneririm. Fark ettiniz sanırım videonun sonuna evet. Öncelikle teşekkür ederim eğer buraya kadar izledi ve değerli vaktinizi ayırdıysanız. Tek ricam videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone değilseniz hazırladığım videoları kaçırmamak için abone olun. Desteğinizin ne kadar önemli olduğunu anlatmam mümkün değil. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık bu sefer önce miniklerin sonra sizlerin olsun. Hoşça kalın.